insanlarsınız ya? Ha? Siz nasıl insanlarsınız? Ya... Ya şehirde yaşıyorsunuz arkadaşım, biraz medeniyet. Hanımefendi, sizde bu çene olduktan sonra size bir şey olmaz. Siz niye korktunuz ki? Terbiyesiz. Neredesin sen? İyice boşladın buraları. Abi ben de seni çok özledim. Öyle deme bana. Vallahi çocuklarla uğraşmaya devam. Sana anlatacak o kadar hikayem var ki. Vallahi çok özlemişim seni. Az önce içeriden bir tsunami çıktı. O senden mi çıktı? Evet, benden çıktı. Hayırdır? Aa, bilmiyorum artık. Kah kahve. Bir dakika. İyi misin? Öldüm mü ben? Baya. Yine misin? Allah'ım ölmek istiyorum. Kalkabilecek misin? Bırak ya. İstemiyorum senden yardım. Seni hastaneye götüreceğiz, tamam? Gel bakayım buraya. Sen hala burada mısın? Eyvallah kader, ne yaparsın? Vallahi helal olsun. Çok yumuşak bir iniş olmuş. Hiç kırın yok. Allah Allah. Nesin sen, doktor musun? Benim anneme haber vermem gerekiyor. Benden arayabilirsin. Çalışıyor mu bu? Şarjı bir hafta gitti oluyor. Şimdi bak, ben birazdan geleceğim. Ne olur o zamana kadar kendini şuradan atma. Tamam? Çok komik. Hatırlamıyorum annemin numarasını. Gerizekalı ki hala aklımda ya. Nereye gidiyorsun, süper mi? Anneme. Dur. Bir şey yokmuş. Selam. Al bakalım. Ama... benim tecrübelerime göre bir kadın ne kadar güzelse o kadar da delidir. Senin böyle Süpermen gibi çatılardan uçup kaçmanın sebebi ne? Anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Adın ne senin? Sence biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz küçük hanım? Hiç komik değil. Tamam, pardon, haklısın. Bırak ben. Pelin. Memnun oldum. Yalnız mı yaşıyorsun? Timu'yu fark etmemiş olamazsın herhalde değil mi? Timu, ses ver oğlum. Sen beni boş ver. Evet, ne diyordun? Ne söyleyeyim ki? Ben çok güzel bir hayalin peşinden koştum. Tam yaklaşmışken kendimi yerde buldum. Mevzu ince yani. Hayvan herif. Burası senin evin mi? Hı hı. Depo gibi burası. Nasıl yaşıyorsun sen burada? Neden yaşanmasın? Ne bileyim yani, ben hayatta yaşayamam. Vallahi o senin problemin. Ben de her şey yerli yerinde. Ve gayet mutluyum. Fazlasına lüzum yok. Ay iyi, tamam. Ya ben şu an bir travma yaşadığım için tam anlayamıyorum. Boş ver zaten, beni tek anlamayan sen değilsin. Bir şey yer misin, içer misin? İstemem. Kim bu çocuklar? Benim çocuklarım. Maşallah.
Allah bağışlasın. Amin. Oldu o zaman, hadi. Benim gitmem gerek artık. Senin dinlenmen gerek. Ama benim Senin gerçekten dinlenmen gerek. Şimdi bak, beni dinle. Benim bir konserim var. Ben onu aradan çıkartayım. Sonra gelip seni evine bırakırım. Anlaştık. O zamana kadar rica ediyorum, istirahat et. Hadi bakalım. Çabuktan ama. Abi işte. Lan şuna bak işte, al. Gülüyor bir de üstüne ya. Aferin ona ya. Saçmalama da ya. Çok tatlısın sen. Al bakalım sen bunu. Işıl masala ya. Ben çocukken neden çok korkardım ha. Ha? Ne? Yine oyuncağı yok bakayım. Benim. Abi. Hoş geldin Suat. İşler nasıl? Hoş bulduk. İyi, fena değil. Bildiğin gibi. Beyefendiyi bekliyoruz. Burak! Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Çok sürer mi? Sürmez. Senin işin çoksa git, bekleme. Yo, öylesine sor. Bekliyorum. Geliyorum. Tamam paşam. Sakin, sakin. Tamam, sakinim ya. Bak bunu yapma. Annen hatırı için. Biliyorum. Seni bırakayım mı? Biraz yürüsem iyi olur. Karaköy'e gideceğim zaten. Hala bana kızgınsın değil mi? Yok. Ama belki annem kızgındır. İstersen sen kal, biraz daha özür dilemeye devam et. Bak oğlum. Eğer bir şeye falan ihtiyacın olursa... Hiçbir şeye ihtiyacım yok baba. Sen sağ ol. Böyle mi devam edeceksin peki? Nasıl? Serseri gibi üç kuruşa bir kafede çalışmalar, her şeyi boşlamalar. Ne yaptığın, nerede kaldığın belli değil. Sen merak etme baba. Ben senin öyle sandığın gibi serserilik falan yapmıyorum. Sadece senin herhangi bir şeyini istemiyorum, o kadar. Ayrıca keşke gerçekten neler yaptım. Gerçekten. Senin kendini harcadığın bir yerde seni görmek istemiyorum. Hı-hı. Ayrıca... Neyse. Geç kalıyorum. Görüşürüz. Her zaman yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Hayır. Tabii ki gitmeyeceksin. Ne haber? Yavaş tatlım, yavaş, boğulacaksın. Evet beyler. Gördüğünüz gibi elem, keder, aşk, ihanet hepsi bizde. Bana sadece şunun cevabını verin lütfen. Bir erkek neden aldatır? Neden mi aldatır? İlişkinin oluru yoktur. Kızın gideri vardır ondan. Yok ya. Yuh. Ya erkekler çok basittir kızım. Kadınlar aklını kullanıp hem göze hem kulağa hitap ederse tamamdır. Hayır, katılmıyorum. Bence hala ruh güzelliğine önem veren dürüst, şefkatli, ahlaklı erkekler de vardır bir yerde Masar abi. Bence de. Size bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Buyurun beyefendi. Sevgiliniz var mı? Yok. Öldü. Başka sorum yok. Teşekkürler. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vallahi ya, tamam bir dakika, dalga geçmeyiz ya. Ciddi ciddi soruyoruz. Niçin hepiniz aldatıyorsunuz ya? Hop. Şimdi genelleme yapmayalım ya. Şimdi bakın, ben çok etliye sütlüye karışmam. Ama şöyle oluyor. Şimdi ilk başta her şey şahane gidiyor. Değil mi? Sonra mevzu derinleştikçe erkek aradığını bulamamaya başlıyor. Ve yavaş yavaş arazi oluyor. Tabii kadın çakal, bunu fark etmez mi? O da işte böyle alışveriş, diyet, spor, mupor falan büyük yatırımlar yapıyor ama geçmiş olsun. Aa, kız bu her şeyi biliyor. Verme gaz. Verme. Anlaşıldı. Peki bir şey soracağım. Ha. Hiç umut yok mu? Var var. Eğer dibe vurduysanız
Gideceğiniz tek yer yukarısıdır kızlar. Oo. Bravo. 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 Evet beyler, biz provaya. Bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım. Hı. Yani sen şimdi bir kadın sadece aldatılmamak için kendine bakar diyorsun, öyle mi? Ben o kadar şey söyledim. Sen içinden sadece bunu mu aldın? Görüyor musun kadın? Rekabet kaliteyi arttırır, evet. Ukala. İsterseniz size yardımcı olurum. Köprüden önceki son çıkışta buluşalım mı?